Selamlar, merhabalar arkadaşlar. Celal Hoca ile Kimya YouTube kanalına tekrardan ve tekrardan hoş geldiniz arkadaşlarım. TYT denemeleriyle devam ediyoruz. Malum sınava az bir süremiz kaldı. Organik kimya videolarını bitireceğiz arkadaşlar. Bu ikinci bölümde alkan, alken, alkin işte bu normal fonksiyonel grupların olduğu alkoller, eterler, aldeit, ketonlar, karboksil o kısımları arkadaşlar daha çok böyle özet olarak vereceğim. Sizin işinizi görecek şekilde vermeye çalışacağım. Sizler onlara çalışıp ne yapacaksınız? Sınava gireceksiniz. Umarım sizler için çok faydalı olacak. Tabi soru çözümleri de yapmaya devam edeceğiz arkadaşlar. Şimdi bu videomuzda ne yapacağız? Güzel bir TYT sınavı hazırladım. TYT, AYT denemelerine birazcık daha ağırlık vereceğiz. Tabi ben bunları anlatırken size genel olarak özet tadında anlatmaya gayret göstereceğim arkadaşlar. Sizler de güzel güzel videoları izleyeceksiniz. Rahat rahat YKS'ye gireceksiniz. İnanın korkmanıza hiç gerek yok. TYT ve AYT'de temel bir şekilde çalıştıysan düzenli, sistemli, tertipli üniteleri, konuları biliyorsan rahat bir şekilde ne yapacaksın? Sınavı girip çıkacaksın Allah'ın izniyle. Tabi matematik falan böyle onları da çalıştıysan, paragraf falan sorularını da yapabiliyorsan senin için tadından yenmeyecek müthiş bir sınav geçireceksin Allah'ın izniyle diyelim arkadaşlar. Tabi ne yapıyoruz? Hemen videomuza geçiyoruz. Güzel bir şekilde TET denememizi bitiriyoruz arkadaşlar. Umarım sizlere faydalı güzel bir video olur. Videonun sonuna kadar izlemeyi ihmal etmeyin. Ve kanalımıza da abone olmadıysanız abone olmayı da unutmayalım diyelim arkadaşlar. Haydi bakalım sınavımıza geçelim. Müzik Şimdi bakın burada birinci soruda bize ne sormuş arkadaşlar? Tabi bu genel hem bilimleri denemesi olduğundan 8. sorudan başlıyoruz. Kimya kısmı 8. sorudan başlıyor. Periyodik tabloda diyor farklı gruplarda bulunan iki element atomu için niceliklerinden hangileri aynı olabilir diye soruyor. Şimdi periyodik tabloyu bilmen lazım senin tamam mı? TYT'ye gireceksen şöyle bir periyodik tabloya bak derim ben yani bunu bil. Şimdi ben böyle size ufak bir hatırlatma yapayım. Şöyle ufak bir periyodik tabloyu şöyle bir size çizeyim arkadaşlar. Şöyle bir hatırlayacak kadar tamam mı? İşimizi görecek kadar. Periyodik tablo az çok şu şekilde arkadaşlar. Yukarıdan aşağı olanlara grup diyorduk. Değil mi? Bunlar gruplarımızdı bizim. Soldan sağ yatay satırlara periyot diyorduk arkadaşlar. Bunlar bizim periyotlarımızdı. Yatay olarak çizdiklerimiz. bunlar A gruplarıydı işte. 1A, 2A falan filan. Yukarıdan aşağı diyor farklı gruplarda olacak. Tek şartım bu. Yani mesela sallıyorum. X buradaysa mesela Y şurada olacak yani. Aynı periyotta olacak olmayacak diye bir şartım yok. Tek şartım farklı gruplarda olması yani. yani. Yukarıdan aşağı olanlara ben grup diyordum arkadaşlar. Şimdi bak bana diyor ki değerlik elektron sayıları. Şimdi biz deriz genelde yukarıdan aşağı doğru değerlik elektron sayıları aynıdır diye söyleriz. Şimdi mesela sen burada sallıyorum. Aynı grupta sodyum varsa 11. Bunu yazarken 2, 8, 1 şeklinde yazarız. Bakın sodyum 3. periyotta 1 A grubundadır. Değerlik elektron sayısı. Yani son katmandaki elektron sayısı bize neyi veriyordu? Grup numarasını veriyordu. Yani sodyum 1 A grubundadır. Potasyum mesela 19. Dedik ki mesela 2, 8, 8, 1. Burası arkadaşlar ne olmuş oldu? 1 A grubu olmuş oldu. Dolayısıyla sen ilk bakışta şunu düşünebilirsin. Hocam bir grupta ne oluyordu? Değerlik elektron sayıları aynı oluyordu. Dolayısıyla farklı gruplarda değerlik elektron sayıları farklı olacaktır. Örneğin mesela şuradaki 3A grubundaki mesela şuradaki Y alüminyumdur arkadaşlar. Alüminyum 13. Farklı grupta 2 8 3. Bunun 3A'dır diye düşünebilirsin. Fakat bir istisnamız vardı arkadaşlar. Burada tam da onu sormuş. Buradaki istisna şu. Mesela bizim burada ne vardı mesela 2A gruplarındaki elementlerimizin örneğin berilyum yazarsak mesela arkadaşlar şuraya. Onu da şuraya yazayım. Berilyum 4. Bunu açarken şöyle yazarız. 2 2, 2. Şu 2A grubudur arkadaşlar. 2A grubu. Fakat şuradaki 8A grubu soy gazlarına bakarsak. Burada bizim bir helyumumuz vardı arkadaşlar. Değil mi? Helyum bir soy gaz olduğundan bakın. Helyum 2. Burada açarken bir tek 2 diye açıyorduk. Soy gaz olduğundan bunu 2A grubunda değil 8A grubunda yazıyorduk. Tamam mı? Eğer şimdi baktığımızda bunlar farklı grupta helyumla berilyum. Şimdi bunlar farklı grupta ama değerlik elektron sayıları aynı. Çünkü neden? Biz helyuma son yörüngesi 2 olduğu için bir soy gaz diyoruz ve soy gazların olduğu 8A grubuna yazıyoruz. Çünkü katmanları dolu. O zaman ne diyoruz arkadaşlar? Bu aynı olabilir. Bakın berilyumla helyum farklı grupta olmalarına rağmen değerlik elektron sayıları aynıdır demiş olduk. Dolayısıyla değerlik elektron sayıları aynı olabilir dedik. Burada helyum istisnasını soruyor bize. Bunu unutmayın arkadaşlar. Helyum değerlik elektron sayısı 2 olmasına rağmen 8A grubundadır. Bunu bilmemizi gerektiren bir soru. Periyot numaraları diyor. Ya periyot numaraları zaten aynı olabilir. Yani aynı periyotta bakın burada mesela berilyum şurada bor vardır arkadaşlar. Bunların ikisi aynı periyottadır. Aynı satır üzerindedir. Ama berilyumla bor farklı gruplardadır. Bu zaten aynı olabilir dedik. Atom numaraları arkadaşlar bakın periyodik sistemde şöyle ilerler. Mesela hidrojen 1, işte helyum 2. Ondan sonra mesela şuradaki X dediğim şey lityumdur 3, berilyum 4. Atom numarası proton sayısıdır. Her atomun kimlik numarasıdır. Tamam bizim nasıl kimlik numaramız var? Atomların da kimlik numaraları bu proton sayılarıdır. Bu artı yüklerdir. Dolayısıyla bunların her birinin kendine özeldir bu proton numaraları arkadaşlar. da 118'e kadar her elementin proton numarası 118 sondur arkadaşlar. Her elementin proton numarası kendine özeldir dedik. Dolayısıyla bu aynı olamaz. Burada 1 ve 2 aynı olabilir demiş olduk. Periyodik sistem hakkında da şöyle genel bir bilgi vermiş olduk. Hemen yeni bir soruya geçiyoruz arkadaşlar. Şimdi burada diyor ki işlemler ndan hangileri uygulanırsa kaynama durur diyor. Şimdi kaynamanın burada ne olduğunu bilmemiz lazım. Kaynama olayı ne? Şu. Şimdi mesela bir sıvı düşün. Burada H2O sıvısı. Şimdi bu H2O sıvısı her sıcaklıkta buharlaşır. Her sıcaklıkta buharlaşmasını nasıl düşünebiliriz? Çamaşırlarımız böyle kurur. Yağmur yağdıktan sonra yollar böyle kurur, değil mi? Burada dedik ki P buhar. Yani sıvının buharlaşıyorsa buharlaşan sıvının bir basıncı vardır. Buna da buhar basıncı derim ben mesela suyun. Buhar basıncıdır bu. Buharlaşırken oluşan gazın basıncı. Şimdi dolayısıyla bir de atmosferdeki gazın bize uyguladığı P diş var. Dış basınç. Sonuçta mesela bizim vücudumuz patlamıyorsa dış basınçla iç basıncımız eşit olduğundan vücudumuzun dışa uyguladığı basınçla dişin, atmosferin bize uyguladığı basıncın eşit olmasından kaynaklanıyor mu? E, dolayısıyla kaynama olayı şudur arkadaşlar. Dış basıncın sıvının buhar basıncına eşit olduğunda. Çünkü neden? Sen mesela sıcaklığı arttırmaya başladın. Değil mi? Sıcaklık arttı. Arttıkça sıvının buhar basıncı arttı. Sıvının buhar basıncı artar, 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 artar. Ta ki dış basınca eşit olduğunda artık dış basıncı geçemeye cenden ötürü ne yapar arkadaşlar? Kaynama dediğimiz olay başlar diyoruz sevgili öğrenciler. Bu kadar basit aslında yapman gereken. Bakın böyle düşünün şimdi. Diyor ki ısıtmanın durdurulması. Şimdi sen sıcaklığı ne yaptın? Arttırdıkça sıvının buhar basıncı arttı. Ne olmuş oldu arkadaşlar? Dış basıncı eşit olduğunda kaynama başladı. Kaynama. Şimdi sen sıcaklığın yani ısıtmayı durdurursan eğer artık sıvının sıcaklığı ortam sıcaklığına eşit olmaya başlayacağından yani şöyle şuraya çizelim arkadaşlar. Sen şimdi bunun sıcaklığını arttırdın Tırdın, Şuraya bir mum çizelim bakın. Sıcaklık arttı. Bunun buhar basıncı arttı dolayısıyla. Buhar basıncı artınca dış basınca eşit oldu. Dıştan uygulanan basınca eşit oldu. Dolayısıyla bizim kaynama dediğimiz olay başladı. Ama sen şimdi burada sıcaklığı durdurursan mesela ortam 25 santigrat derece ise artık sıvının sıcaklığı düşmeye başlar. Dolayısıyla buhar basıncı düşmeye başlar. Dış basınçtan uzaklaşır. Dolayısıyla kaynama dediğin olay da durur. Çünkü neden? Sıvı soğuyacağından dolayı kendi buhar basıncı düşecektir. Dış basınca eşit olmayacaktır. Dolayısıyla kaynama olmayacaktır arkadaşlar. Dış basıncın arttırılması. Şimdi düşün sıvının eşit oldu. Yani sen sıcaklığı arttırdın arttırdın. Mesela şuradan yapalım arkadaşlar bunu da. Şuraya yazalım. ikinci öncül. Şimdi sen sıcaklığı arttırdın arttırdın. P dış eşit P buhar oldu. Şimdi sen dış basıncı nasıl arttırabilirsin? Mesela yükseltiyi aşağı doğru verebilirsin. Çünkü yerden yükseldikçe gaz yoğunluğu azalacağından dış basınç azalır. Sen dolayısıyla aşağı doğru gidebilirsin. Daha yükseltisi az olan bir bölgeye gidebilirsin. Dolayısıyla ne yapar arkadaşlar? Bir sıvının dış basıncı artar. Ama buhar basıncı sabit kaldı. O zaman senin daha çok sıcaklık vermen lazım. Daha çok ısı vermen lazım. Buhar basıncını arttırman lazım tekrardan kaynaması için. Dolayısıyla kaynama yine durur arkadaşlar burada. Tamam mı? Bir sıkıntı olmaz yani durur. Çünkü dış basıncı arttırdın. Buhar basıncı artmadı. E ne yapması lazım? Buhar basıncı daha çok arttırman lazım. Dolayısıyla sıcaklığı daha çok arttırman lazım. Burada da durur arkadaşlar. Tamam mı? Bu da doğrudur yani. Yani durdurulmasıyla da bizim kaynama noktamız durur. Şöyle tik koyalım. Üçüncü öncüle baktığımızda uçucu olmayan ve sıvıda çözülen bir katı ekleme. Bakın üçüncü öncülü şuraya ektim. Şimdi sen bir elinde madde var tamam mı? Sen şimdi bunu safken tamam mı? Isıttın. Dedin ki P dış eşittir P buhar yaptım ben. Şimdi bunun kendi buhar basıncını dış basınca eşit oldum yani, yani P buhar. P dış. Şimdi gençler Burada şöyle düşün. Sen şimdi tuttun bunun içine ne diyor arkadaşlar? Uçucu olmayan ve sıvıda çözünen. Yani sen tuttun mesela önceden bir tek su molekülleri şunlar olsun mesela. Sap su molekülleri şunlar olsun. E sen şimdi bunun içerisine tuz ekledin. Şöyle tuz attım bunun içerisine. Benim çözündü. Şimdi bunlar yeni bağlar oluşturacak böyle. Değil mi? Dolayısıyla bu buhar basıncı da azaltacak. E buhar basıncı azalırsa dış basınç değişmediğinden ne yapacaktır? Sıvının buhar basıncına ulaşması gerekecektir. Dolayısıyla daha çok ısı vermem gerekecektir kaynaması için. Dolayısıyla arkadaşlar kaynama yine ne olur burada? Kayna kaynama durur. Mantık şu. Dış basınç buhar basıncına eşit olması lazım. Buhar basıncını düşüren etmenler bizim için veyahut da dış basıncı yükselten etmenler ne olacaktır? Kaynama olayını durduracaktır arkadaşlar. Çünkü ikisi birbirine eşit olmayacaktır bu durumlarda. Dolayısıyla buradaki üç faktörde bizim kaynama noktamızı durdurur diyoruz sevgili öğrenciler. Evet arkadaşlar 10. soruya baktığımızda Thomson atom modeliyle ilgili diyor. Yargılarından hangileri yanlıştır diye soruyor arkadaşlar. Atom modellerini hatırlarsak Dalton var vardı. Thomson atom modeli vardı. Sonra Rutherford atom modeli vardı. Sonra arkadaşlar Bohr atom modeli vardı. Bir de modern atom teorisi vardı. Şimdi bunları şöyle bir genel hatırlayacak olursak Dalton içi dolu küre ilk modeldi. Thomson bu içi dolu küreyi dolduruyordu arkadaşlar. Yani artı eksi yüklerin böyle artı yüklü homojen bir tabaka üzerinde eksi yüklerin ne yapıyordu? Üzümlü kekin üzümlü gibi. Yani biz bu modele ne diyorduk arkadaşlar? Üzümlü kek modeli olarak biliyorduk. Değil mi? Kek modeli diye. Bunu ne olarak biliyorduk. İlk model Dalton içi dolu küre olarak biliyorduk arkadaşlar bunu. Dolu küre. Rutherford ne oluyordu? İlk kez çekirdekli model diyorduk buna. Gezegen modeli olarak. Elektronlar böyle çevrede güneşin etrafında dönen gezegenler gibi döndüğünü söylüyordu bize. Buna ne, de, ne demiştik? Gezegen modeli olarak söylemiştik. Bu arada bize neyi veriyordu arkadaşlar? Yörüngeli modeli ilk kez sunuyordu. Modern atom teorisi de zaten elektronların bulunma ihtimalinin olduğu bölgelerden. Yani her yerde bulunabilir diye bize söylüyordu. Bulunma olasılıklarından. Orbital bahsediyordu arkadaşlar. Şimdi bakın Thompson'ı soruyor bana. Yani Thompson ikinci model. Bunları bilin. Sınava girmeden önce kesinlikle bu anlattığım şeyleri bilin arkadaşlar. Şimdi katot ışınlarını, katot ışınları eksi yüklü ışınlar inceleyerek atom modelini ortaya koymuştur. Doğrudur arkadaşlar. Hatta Crookes'un katot ışınları tüpünü inceliyor. Eksi yüklü ışınlar diyor ki kardeş bu eksi yüklü ışınlar demek ki Dalton atom modelinde yer alan içi dolu kürenin içinde olması lazım. Çünkü bir model hepsini birden kapsaması lazım. Atom modeli ortaya koyuyorsun. E o zaman diyor bu katot ışın kenarındaki x artı yükler ne? Demek ki bunların da atomun içinde olması lazım diye mantık kuruyor Thomson. Dolayısıyla bu doğrudur. Atomda diyor negatif yüklü parçacıklar bulunduğunu ve bu parçacıkların pozitif yüklü atomda rastgele dağıldığını ileri sürmüştür. Üzümlü kekin üzümleri gibi bu eksi yükler pozitif yüklü tabakada dağılacak demiştik. Bu da doğrudur arkadaşlar. İncelediği ışınların özelliklerinin katot olarak kullanılan elementin türüne göre değiştiğini belirtmiştir. Hayır arkadaşlar. Bize elementin kendi türüne göre farklı ışınlar yayınladığını söyleyen atom modeli nedir? Bor atom modelidir. Tamam mı bu? Thomson atom modelinin özelliği değildir. Bor atom modeli şöyle diyordu. Bir atoma ben enerji verirsem ne yapar? Bu uyarılır. Ben bu olay absorpsiyon derim. Şu olay absorpsiyon olayıdır. Tamam mı? Sonra bu burada durmak istemez. Geri döner. Çünkü temel hale geri dönmek ister. Çünkü çekirdek tarafından çekim uğrar arkadaşlar. Dolayısıyla geri dönerken bizim şu verdiğimiz enerji kadar dışarı ne yapar? Işın yayınlar. Biz de bu olaya emülsiyon olayı demiştik. Dolayısıyla arkadaşlar bu ışın her her element için karakteristiktir demiş. Sodyum sarı renklidir. Mesela altın sarısı renklidir. Baryum yeşil renklidir. Bu havai fişek patladığında bu elementin karakteristik ışımalarına göre farklı renklere ayrılır. Bunları söylemiştik ama bu yörüngeli modelde elektronların yörüngelerde uyarılmasıyla alakalı bir durumdu. Bununla alakalı bir durum değildi arkadaşlar. Bana yanlışı sormuş. Dolayısıyla burada arkadaşlar yalnız 3, B şıkkı yanlış cevabı olmuş olacak dedik. Hemen yeni bir soruya geçtik. Bakın Lewis yapılarıyla alakalı bir soru. Şuraya molekülü biraz daha büyük çizelim. Y, Y, Y diyelim. Bir de burada ortaklaşmamış elektron çifti varmış X'in üzerinde. Şimdi X, Y bağı polar. Bak şimdi molekül apolar olabilir. Ama bağ, polar demek şu demektir. Polar kutuplu demektir. Dolayısıyla bakın polar kutuplu ya. Sen bir moleküle baktığında bağı oluşturan elementler farklıysa eğer ikisi farklılığında çünkü bu bağ elektronlarını birinden biri farklı güçle çekecektir. Mesela burada diyelim X daha güçlü. X daha çok çekecek bu bağ elektronlarının kendine. Dolayısıyla burada kutuplaşmaya sebep olacaktır. Mesela burada Y kısmen artı olur. X kısmen eksi olur. Bak, eğer sana bağı sorarsa atomlar farklı olduğu sürece bağ polar vers. Tamam mı? Yani şöyle, bağı sorarsa ne diyormuşum? İki atom farklıysa bağ polar, aynıysa apolar. O zaman eşit güçle çeker, kutuplaşma olmaz. Dolayısıyla X'e bağ polar'dır. X3 molekülü polar'dır diyor. Arkadaşlar moleküle baktığımızda bakın, mesela sana şöyle söyleyeyim. Mesela CH4, CH4 şöyledir molekül yapısı. Bak buradaki bağlar polar. Bağ polar. Ama bileşke kuvvet gibi düşün. Burada mesela sola sağ çekim aynı, yukarı aşağı çekim aynı. Burada bileşke kuvvet mesela F bileşke sıfır fizikteki gibi düşün. Yani molekülün kendisi dengeli. Hocam nereden anlayacağız? Merkez atoma bakacağız. Ortaklaşmamış elektron çifti yoksa apolar bize, şey. tamam mı? Molekül ama. Burada molekülden bahsediyoruz. Molekül. Şimdi mesela XY3'e baktık. Burada ortaklaşmamış elektron çifti var. Dolayısıyla bakın bu molekül simetrik bir molekül değil. Molekülün kendinde de yük farkı var. O zaman ne diyoruz arkadaşlar? Molekül neymiş burada? Ortaklaşmamış elektronun çıktı varsa polar diyoruz. O zaman moleküle baktığımızda referansım ne olacakmış? Moleküle baktığımızda eğer çevresindeki atomlar aynı atomlardan oluşuyorsa ortaklaşmış elektron çifti varsa polar yoksa ne diyeceğiz arkadaşlar? Apolar diyeceğiz. Tamam mı? Ama şöyle moleküller için mesela çevresindeki atomlar aynı olacak. Mesela CH4'te olduğu gibi mesela. CH4. Çünkü bu kutuplaşma ile alakalı bir şey. Bakın buradaki bileşke kuvveti gibi düşün. Mesela NH3. Burada mesela bunlara benziyor bu molekülde zaten. Bakın ortaklaşmış elektron çifti var polar. Burada yok. Burada ne olacak? Apolar. Ha sana tuttu şunu sordu. C, H, 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 C, L. Şimdi baktığında arkadaşlar burada zaten bağlar polar. Tamam mı? ba polar. Ama buradaki klor daha elektronegatif olduğundan bağ elektronlarını kendine daha çok çeker. Komple molekülün yük dağılımını bozar. Dolayısıyla burada moleküle baktığımızda arkadaşlar molekül ne dedik? Polar demiş olduk. Yani ben burada ne için bakıyordum arkadaşlar bütün bu bilgilerde? xy 3 için bakıyordum. Yani kendi bileşime baktığımda şurada ortaklaşmış elektron olduğu için benim molekülüm ne olmuş oldu? Polar olmuş oldu. Y'nin atom numarası 1'dir diyor. Şimdi Y'ye baktığımızda bağa bak arkadaşlar. Bağa bak. Tamam mı? Şimdi bu hidrojen değil mi baktığında? Çünkü dubleti tamamlamış. Burada 2'ye ulaşmış. Dublete tamamlamış. Şimdi Y'nin kendine ait elektron sayısı bu. Şimdi Y'nin elektron sayısı 1 ise 0. Atom numarası yani proton sayısı da 1'dir. Doğrudur arkadaşlar. Tamam mı? X, Y, 3'ün kimyasal türü moleküldür. Bak şimdi bunlar kovalent bağ yapmış. Tamam mı? Baktığımızda kovalent bağ dedik arkadaşlar. 2 ametelden oluşur. 2 ametel de bir araya gelirse aynı veyahut da farklı fark etmez. Molekül olur. Metal ametel olursa iyon olurdu arkadaşlar. İyonik bir yapı olurdu. Ama 2A metal aynı veyahut da farklı bir araya gelirse ne olacaktır? Molekül olmuş olacaktır. Dolayısıyla bu da doğrudur. Burada 1, 2, 3 ve 4 hepsi doğru olmuş oldu değerli arkadaşlarım. Hemen ne yaptım? Yeni bir soruya geçtim. Şimdi bakın yukarıdaki laboratuvar masasında bulunan şişelerdeki kimyasallar için yerleştirilmiş uyarı etiketlerinden hangileri yanlıştır diye bana sormuş değerli öğrencilerim. Bak şimdi zor mu değil. Lan oğlum şu. Bak şimdi iyi bak bu patlama işareti. Sodyum kloru sen yemeklere katıyorsun. Patla mı lan bu? Hiç patlar mı ya? Bak tutmuş neyi sormuş bana ya? Şu arkadaşlar patlama işareti. Dolayısıyla yanlıştır bu bak. Şu yanlış. Şimdi HCN. Şu siyanürdür arkadaşlar. Hidrojen siyanür. Tamam mı? veyahut da hidrosiyonik asit. Şimdi abi siyanürün zehirli olduğunu sen bilmiyor musun? Bak burada balık resmi vermiş, ağaç resmi vermiş. Dolayısıyla bu doğaya zararlıdır, toksit bir maddedir. Bu doğrudur arkadaşlar. Bakın H2 alev varsa bu yanıcı demektir. Tamam mı? h de hidrojen gazı da zaten yakıt olarak da kullanılabilir. Güvenli olmadığından dolayı çok kullanılmıyor. Dolayısıyla bu ne olacaktır? Yanıcı olacaktır. Bu da doğrudur arkadaşlar. Oksijen. Bak şimdi sen alevin içerisinde şöyle bir oksijen görürsen zaten bu oksijenin yakıcı manasında. Şimdi oksijen olmadan yanma olmaz. Oksijen yakıcı bir maddedir. Yanma olayları oksijen olan tepkimedir. Dolayısıyla arkadaşlar alevlerin içerisinde bir O görürsek bu oksijenin olsun hemen yanma olayı aklına geliyor. Yakıcı demektir. Dolayısıyla bu da doğrudur. Bakın HNO3 bir asittir arkadaşlar. Kezzap. Dolayısıyla asitler aşındırıcıdır. Dolayısıyla eli de aşındırır, masayı da aşındırır, zarar verir. O zaman burada bakıyorsun bir el işareti var. Bak bir burada masa işareti var. Diyor ki masaya da dökme, eline de dökme kardeşim. Eldivenini kullan. Bu aşındırıcıdır, sana zarar verir. Dolayısıyla bunlara dikkat et diyor. Burada tek yanlışım ne olacaktır? A şıkkı sodyum klorür patlamaz arkadaşlar. Oradaki işaret patlayıcı işaretidir. Şimdi 13. soruma baktım. Aşağıdaki taneciklerden hangisine verilen örnek yanlıştır diyor. Artık bunları biliyorsun. Benim öğrencim bunları çok iyi bilir. Bak şimdi. Anyon eksi yük demek. Eksi yüklü atom ya da atom grupları demek. Burada eksi var. Doğrudur arkadaşlar. Katyon şuradaki T'den hatırlıyorduk. Bu da artı yüklü demekte. Artı yüklü atom ya da atom grupları bakın sodyum artıydı. Hocam neden kaynaklanıyor? Bir atom ya da atom grubu elektron alırsa eksi yük fazlası varsa eksi yüklenir. Bir atom veya atom grubu elektron verirse artı yük fazlası varsa dolayısıyla bu da artı yüklenecektir. Buradan kaynaklanıyordu. Nötr atom diyor. Bakın zaten üzerinde yük yok. Demek ki bunun mesela magnezyumun 12 protonu, 12 de nötronu vardır. Şimdi protonlar artı yük, elektronlar eksi yüktür. Dolayısıyla bu da doğrudur arkadaşlar. İzotop proton sayı aynı. Proton sayısı artı yüklerde arkadaşlar. Bakın bunun da 17 protonu var. Bunun da 17 protonu var. Klor ikisi de klordur. Proton denemenin başında da söylemiştim. Bir atoma kimlik özelliğini kazandıran taneciklerdir. Dolayısıyla arkadaşlar buradaki proton sayıları aynı olduğundan ama bakın kütle numaraları farklı olduğundan ki şu ortaya nötronu yazarız. Yani şuraya yazayım. Klor 17 35. Klor 17 37. Bunların kütle numarasının farklı olmasının sebebi nötron sayılarının farklı olmasıydı arkadaşlar. Bakın bunun 18 nötronu var. Bunun ise 20 nötronu var arkadaşlar. Dolayısıyla biz ne diyorduk? Proton sayısı artı nötron sayısı kütle numarasını bana veriyor. Dolayısıyla ne dedik biz? Proton sayıları aynı ama kütle numaraları farklı olan elementlere biz izotop diyorduk. Bunu da şuradaki P'den hatırlıyorduk. Dolayısıyla bu da doğrudur arkadaşlar. Bakın nükleon sayısı kütle numarası demektir. Kütle numarası aynı olan atom çifti diyor. Bakın bunun kütle numarası 23. Bunun kütle numarası 24. Bunların kütle numaraları aynı değil. Dolayısıyla arkadaşlar burada yanlış cevabım eşik olmuş olacak değerli öğrencilerim. Hemen ne yaptım? Geçtim yeni bir soruya ve son sorumuz artık bu TYT denememizi de bitiriyoruz. Saf X metali oda koşullarında diyor. Buna göre diyor işte tepkimeleri vermiş. Buna göre diyor X metali aşağıdakilerden hangisi olabilir diye soruyor bana değerli öğrencilerim. Şimdi yapman gereken olay şu. Bak şimdi şu bir asittir. Bu bir bazdır. Şimdi bir madde ya asittir ya bazdır diyemiyoruz maalesef. Herkesin bir rengi yok arkadaşlar maalesef ki. Şimdi bizim böyle yanar döner elementlerimiz var. Çünkü neden biz şunu söyleriz her zaman? Asitlerle bazlar tepkimeye girer. Buradan genellikle tuz ve su oluşur. Su oluşmazsa asit baz tepkimesidir aynı zamanda. Asit baz tepkimesi hepsi oluyor. Yani su oluşursa da oluşmazsa da bunların hepsi asit baz tepkimesi. Ama su oluşursa ayrıyetten bir de nötralleşme diyordum. Nötralleşme tepkimesi diyordum arkadaşlar. Şimdi bakın metaller genellikle metaller unutma arkadaşlar. Bazik karakterlidir. Tamam mı? Bazik. Çünkü mesela biz alkali deriz. Alkali metal. Bunlar neydi? 1A grupları. Neden? Çünkü mesela 1A grubundan sodyum. Sen bunu suya katarsan buradan sodyum hidroksit oluşur. Dolayısıyla bir baz oluşturacağından biz metaller de bazik karakterli deriz. Şimdi burada düşün. Bizim bir metalimiz var ki bazik karakterli ise bir baz asitle tepkimeye girebilir. Dolayısıyla buradan tuz ve mesela baktığımızda arkadaşlar bir bazın asitle tepkimesinden burada metal olduğundan dolayı bakın metal olduğundan dolayı burada hidrojen gazı açığa çıkacaktır. Yani burada mesela bir sodyum da HCl ile tepkimeye girerse sodyum klorür çıkar. Şunlar birleşir. Geriye kalan hidrojen de oksijen olmadığından dolayı H2 gazı açığa çıkacak. Ama şimdi normalde biz metale baz dedik ya arkadaşlar. Bazın bazla tepkimeye girmemesi lazım. Yani dolayısıyla bu X aktif bir metal değil. Aktif metal değil. Çünkü neden? Aktif metaller, bak şöyle diyeyim size. Aktif metaller yalnız asitlerle tepkimeye girer. Asitlerle tepkimeye girer. Şimdi bu metal'e bak. Bu metal hem asitle hem bazlarla tepkimeye girmiş. Bak. Hem asit hem bazlarla tepkimeye giren, ne olduğu belli olmayan maddeler amfoter maddelerdi. Biz bu amfoter metalleri de şöyle kodluyorduk. Zengin Pablo cariyesine beyaz sandık aldı. Bunlar hem asit hem bazlarla tepkimeye giriyor. Yani yukarıdaki metal gibi bir metalmiş bu arkadaşlar. Dolayısıyla bakın lityumla bakır olamaz. Çünkü bakır zaten pasiftir. Pasif hiç olamaz. Lityum ne olacaktır? Aktif olacaktır. Dediğimiz gibi aktif metaller yalnızca asitlerle tepkimeye girecektir arkadaşlar. Burada ne olabilir? Krom olabilir. Çinko olabilir. Alüminyum olabilir. Burada nereden bulabiliriz arkadaşlar bunu? K3XO3 demiş. Mesela buradan bulabiliriz. K3X o3. biz alüminyumun atom numarasının 13 olduğunu biliyoruz mesela. Alüminyum 13. Bunu açarsak 2, 8, 3. Alüminyum bileşik oluşturunca da 3'ünü verip alüminyumun yükünün 3 artı olacağını da biliyoruz biz. Şimdi bak şöyle düşün. Biz burada mesela ne dersek arkadaşlar. Mesela yükseltgenme basamaklarını bulacağını düşün burada mesela. Toplam yükü 0 yapmaya çalış. Oksijen bileşiklerinde eksi 2 alır. 3 tanesi eksi 6 olacaktır. Birinin yükünü yazarız üstüne. Şimdi potasyum 1A grubunda artı 1. 3 tanesi artı 3. Bakın toplam yükün 0 olması için buradaki x'e ne kalır? Artı 3 kalır. Çünkü artı 6 ile eksi 6 toplamı sıfır olur arkadaşlar. Şimdi o zaman x'in yükü ne olmalıymış? Artı 3 olmalıymış. Bu bileşin olması için x'in yani buradaki amfoter metalinde ne olması lazım arkadaşlar bunun? Alüminyum olması lazım ki yükü artı 3 olsun bu bileşik olursun. Çünkü diğerleri mesela krom baktığımızda arkadaşlar mesela artı 6 genellikle değer alır. Mesela çinko 2 artı değerlikler alır. Bunlar olmaz ama bu maddenin bu şekilde oluşabilmesi için bu maddenin bir tek alüminyum olması lazım demiş olduk. Dinleyin dinlediğiniz için çok teşekkür ediyorum arkadaşlar. Denememiz bu kadardı. Umarım sizler için faydalı bir deneme olmuştur. Şimdilik burada kaldım. Diğer videolarımızda her gün atacağımız videolarla TET ve AYT denemelerine devam edeceğiz. Şimdilik burada kaldım. Kendinize çok çok iyi bakıyorsunuz. İyi çalışmalar diliyorum arkadaşlar.